Cebrail Ramazan aylarında Allah Resulü'nün yanına gider. Allah Resulü melek Cebrail'le o zamana kadar inmiş olan Kur'an'ı mukabele eder. Yani karşılıklı okurdu. Bu ilk defa Hira'da bir Ramazan günü yaşanmıştı. Allah Resulü o gün Hira'daki buluşmayı manen bizlerin de yaşayabileceğini, Kur'an'ı ezberleyip okuyan kişi vahiy melekleriyle beraberdir sözüyle müjdelemektedir. Sahabe için Kur'an okumak büyük bir zevkti. Allah Resulü Kur'an'ın anlaşılarak ve düşünülerek okunmasını isterdi. 3 günden daha az sürede hatim eden kişinin Kur'an'dan yeterince istifade edemeyeceğini söylerdi. Allah Resulü Kur'an'ı yavaş yavaş oku. Onu aceleyle alıp ezberlemek için dilini kımıldatma. İlahi buyruklarına uyarak Kur'an'ı anlaşılır olarak yavaş ve tane tane okurdu. Sesini çok yükseltme ve çok da alçaltma emri gereği ise Kur'an okurken belli bir ses tonunu korurdu. Allah Resulü Kur'an'ı mutlaka abdestli okurdu. İnsanlar Peygamber Efendimiz Kur'an okurken Kur'an'ı anlamanın zevkini yaşarlardı. O ömrünün son demindeki Ramazan'da Cebrail'le olan mukabelesini 2 defa yaparak Hakk'a yürüyeceğinin işaretini veriyordu. Hira'dan ve Cebrail'in Allah Resulü ile yaptığı Ramazan mukabelelerinden bize tatlı bir yadigar olarak kalan mukabele geleneği bugün de evlerimizde, cami ve mescitlerimizde devam ediyor. Hiç elimizden bırakmadığımız, akıllarımızdan çıkarmadığımız ve gönlümüzün en güzel köşesinde bir mücevher gibi sakladığımız Kur'an'ı Ramazan'da baştan sona kadar okuyarak hatmederiz. Kur'an bazen namaz olup bizi kıblede Allah ile buluşturmalı. Bazen hayat koşuşturmacası içinde sığındığımız bir liman. Çocuklarımıza okuduğumuz duada, sohbetlerimizde, yolculuklarımızda, selamımızda olmalı. Uyanmalarımızda, uykularımızda Kur'an'la başlayıp Kur'an'la bitmeli. Ramazan'da daha fazla beraber olduğumuz ve bize namazımızda, duamızda ve soframızda yarenlik eden Kur'an'ı Ramazan sonrasında da okumak ve yaşamak arzusu derinleşecektir. Ramazan'da başladığımız Allah ile sohbetimizi diğer 11 aya taşıyarak Kur'an'ın bereketiyle hanelerimizi doldurmalıyız. Kur'an'ı okurken ilahi mesajı anlamaya çalışır, anladığımızı uygular, tıpkı Hazreti Peygamber'e benzemeye çalışarak ahlakımızı Kur'an ahlakına dönüştürmek için gayret sarf etmeliyiz. Kur'an okumak bizim için sonsuz bir deryaya açılmaktır. Kur'an'dan uzak kalmak ise çöllerde susuz kalmaktır.
dua hayatımızı anlamlandıran, bizi yalnızlık ve terk edilmişlik duygusundan kurtaran gizli güç. Dua, Allah'ın yüceliğine sığınmak ve koruması altına girmektir. Allah Samet'tir. Yani herkesin ve her şeyin kendisine muhtaç olduğu, fakat kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan yüceler yücesi yaratıcıdır o. Allah'ın nimetleri çoktur. Kul bu nimetlerden Allah'ın sonsuz ikramı ile faydalanır. Varlıkta, yoklukta, sevinçte, hüzünde Allah'a el açmak, ona sığınmak ve tüm benliğimizle duamızı, ibadetimizi yalnız onun için yapmak bizi Allah'ın rahmetine ve bağışlanmasına doğru bir yolculuğa çıkarır. Bu yolculuğun sonunda ise Allah'ın rızasını kazanmak vardır. Duanız olmasa Rabbim size neden değer versin? Bu ayetle beraber dua etmek isteyen müminler hayatlarının her adımında Allah'a sığınır, güçlerini ondan alırlar. Ailenin daha ilk kurulma anında dua ile başlanır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yeni evlenen bir insanı tebrik edeceği zaman Allah mübarek etsin, sana bereketler ihsan etsin, eşini de seni de hayır ve iyiliklerde ortak etsin diye dua ederdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatının her anında Allah ile beraber olduğunun farkındaydı. Gece ve gündüz, hastalıkta ve sağlıkta, mutlu olduğu zaman veya üzüntülü zamanlarında hep dua ederdi. Ramazan ayı ise bereket mevsimi olarak dualarımızın semalara yükselmesine, Allah katında mükafat bulmasına en uygun zamandır. Meleklerin Allah'ın emriyle göklerden yere indiği bin aydan hayırlı geceyi saklayan Ramazan'ın rahmet ve bereketinden daha çok faydalanmak için bol bol dua etmeliyiz. Oruçlunun orucunu açarken edeceği duanın kabul olacağı müjdesi yüreklerimizi sevinçle doldurur. Ramazan'ın her anı kıymetlidir. Özellikle iftar zamanı dua etmek bizler için bulunmaz bir fırsattır. Sofralarımızı kaldırdıktan sonra Allah Resulü'nün ettiği dua gibi Rabbimiz güzel ve bereket dilekleriyle dolu ama yetersiz olan ve dilimizden düşürmediğimiz, vazgeçemediğimiz tüm övgülerle sana çokça hamd ederiz. Allah'a olan teşekkürümüzü bir kez daha söylemek, yediklerimizi daha lezzetli ve bereketli yapacaktır. Dünyanın koşturmacası içinde katılaşmış, kalplerimizi göz pınarlarımızdan süzülen birkaç damla gözyaşı ile yumuşatalım.